Adliye koridorunda avukat abi ve avukat kız kardeşi arasında gerginlik çıktı. Tartışma büyüdü. Avukat abi kız kardeşinin üzerine yürüdü. Polisi çağırın! Hikaye edin, git. Polis! Gidiyor! Ya. Bana karşı suç işleniyor. Avukat abi, avukat kız kardeşinin üzerine yürüdü, yumruk attı. Niye gelip burada provoke ediyorsun? Provokeyle alakası yok. Yatalak sen avukatsın. Gözüyle gözüme yumruğunun içine sıkıştırmak suretiyle vurdu. Bunu yapan haksı hukukun okumuş biri. Yere düşürdü. Avazım çıktığı kadar bağırdım polis çağırın diye. Yere serildim. Kaçma! Kaçma! Adaletten kaçma! Kaçmam canım. Dur! Kaçma. Dur. Adliye koridorları şiddet gören kadın avukatın çığlıklarıyla yankılandı. Suratımı patlattın, beynimi yere vurdun. Abisinden, abim değil, Avukat Sunay Arslan, annesine vasi atanması davasının duruşmasından çıktı. Adliye koridorlarında yine meslektaşı, abisi, avukat abisiyle karşı karşıya geldi. Hala travmatik etkisi devam ediyor bende. Bir anda sinirler gerildi ve avukat Sunay Arslan yine avukat abisi tarafından yumruk yedi, tekmelendi ve kendini bir anda yerde buldu. Saldırı değil. Üzerimdeki cübbeyle besleye, hukuka, adalete yapılmış bir saldırıdır. Polisi çağırın! Hikaye edin, git. Polis! Annem yaşlı, 82 yaşında ve okuma yazması yok. 10 çocuklu bir aileye mensubuz. Avukat olan abimiz de ben vasi olmak istiyorum dedi. Gerginlik davanın son duruşmasında tırmandı. Vesayet görevini vekil olarak takip ederken dosyasında bir takım usulsüzlükler, raporlanmamalar, raporlanmamış gelirler ve usulsüzlükler tespit etti. Duruşma bitti ama gerginlik yine devam etti. Gözüyle gözüme yumruğunun içine sıkıştırmak suretiyle vurdu. Yere serildi. Kaçma! Kaçma! Adaletten kaçma! Kaçmam canım! Dur! Kaçmam. Orada dur! Meslektaşlarım olaya müdahale ettiler. Güvenliği çağırdılar. Kesinlikle bir miras davası değildir. Olay bir haksızlık. Usulsüzlük davası. Avukat abinin o saldırısının ardından Sunay Arslan'ın gözü morardı, kaşının altı kanadı ve kaburgaları zedelendi. Şimdi hem bu şiddete karşı hem de avukat abisine karşı hukuk mücadelesi veriyor. Abimi çok yakından tanıyorum. Yaptığına gerçekten pişmandır.